Evet, İlter'e teşekkür ettikten sonra aslında bütün gündem Paçacı'nın istifası üzerinden şekillendi. Evet. Öyle değil mi beyler? Biz tabii, de bu başlıkla tabii. başlayalım isterim ben de. Evet. Şimdi Paçacı bugün neden gündem oldu? Sabahın erken saatlerinde bir röportajı medyada yayınlandı. O röportajın satır başlarını şimdi izleyicilerimizle paylaşmak isteriz. Biz Barkom'uzda Cihan Paçacı'nın yapmış olduğu açıklamaları izleyicilerimize paylaşalım. Ne dedi Cihan Paçacı? Sokakta Kılıçdaroğlu'na itiraz görüyoruz dedi. İyi Parti şu anda Kemal Bey'in ismini onaylayacak durumda değil ifadesini kullandı. Daha doğrusu Cihan Paçacı, parti yetkili kurulları şu anda Kemal Bey'i onaylayacak noktada değil ifadesini kullandı ki bu çok net bir ifade. Kemal Bey kendini diretebilir dedi. O zaman da İyi Parti kendi adayını çıkarır ifadesini kullanıyor vermiş olduğu röportajda. Partide genel hava Ekrem Bey'den yana demiş. Bu da önemli. Ama İyi Parti kendi adayını çıkaracaksa bu asla CHP'li bir aday olmaz. Biz satır başlarını paylaştık ama elbette detaylarına da ineriz az sonra. Sonrasında da Altılı Masa'nın 11. toplantısı başladı. Altılı Masa'nın 11. toplantısı öncesinde aslında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok önemli bir hamlesi olmuştu. O da aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu Büyükşehir Belediye Başkanları CHP Genel Merkezi'nde Kemal Bey'i ziyaret etmiş ve adayımız sizsiniz demişlerdi. Ama bu mesajlar, yani Paçacı tarafından röportaj kapsamında verilen röportajdaki mesajlar, değerli izleyiciler, Meral Akşener'in altılı masayı dağıtma hamlesi olarak yorumlandı. Özellikle günün ilk yarısında. Çok kritik bir Meral Akşener oyunu olarak yorumlayanlar oldu. Ama toplantı başladı ve çok uzun bir süre geçmeden Cihan Paçacı'nın istifa haberi geldi. Altılı masanın adaylık sürecine dair verdiğim demecin maksadı aşan yorumlara neden oldu. Genel başkanımızı ve partimizi aynı zamanda altılı masayı oluşturan genel başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla İyi Parti'deki kurumsal ilişkiler başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Şimdi soru şu, Cihan Paçacı çok kıdemli bir siyasetçi, çok tecrübeli bir siyasetçi ve bu açıklamaları yapmak için altılı masanın 11. toplantısının olacağı günü mü bekledi? Neden bu mesajları şimdi paylaşma gereği duydu? Mustafa Bey sizinle başlayalım. Buyurun. Şimdi öncelikle milletimizin Regaip Kandili'ni kutluyorum. Kandilleri kutlu, yarınları inşallah mutlu olsun i̇nşallah. Tüm milletimizin Amin. Ve i̇nşallah. Katılımcı, konuşmacı abilerimizin, İnşallah. Arkadaşlarımızın da. Şimdi Cihan Paçacı beyefendi gerçekten siyasette tecrübeli bir isim. Kendisi bugünü seçmesinin temel sebebini hakikaten ben de aynı sizin düşündüğünüz gibi düşündüm. Kısa kısa gidelim. Mustafa. Ama bu tabii ki sadece Sayın Cihan Paçacı'nın fikri değil. Bakın İyi Parti Genel Merkezi'nde bakın daha önce Koray Aydın Bey kazanma riski olan birini asla ve asla kabul etmiyoruz ifadeleri var. Şimdi Yavuz Kara Alioğlu'nun biliyorsunuz grup başkan vekili iken bir görevden uzaklaştırılma süreci var. Yani şimdi Sayın Paçacı istifa etti deniyor ama istifa ettirildiği de ardından çıkıyor. Dolayısıyla Yavuz Kara Alioğlu ne demişti? Ağar Alioğlu Kılıçdaroğlu kazanamaz diye net bir ifade kullanmıştı. Hiç öyle yani uzatıp efendim şöyle olur böyle olur diye dedi. Kazanamaz ifadeleri vardı. Dolayısıyla Sayın Meral Akşener'in biz noter değiliz ifadesini de üst üste koyup birlikte değerlendirdiğimiz zaman İyi Parti içerisinde tabanda zaten bir kaynama var. Evet, nasıl bunları ifade ediyor Sayın Paçacı? Şöyle bir şey var, sokakta Kemal Bey'e itiraz görüyoruz diyor. Bir, evet. Bakın partide genel hava Ekrem Bey'den yana diyor. İki, ama İyi Parti kendi adayını çıkaracaksa bu asla CHP'li bir aday olmaz diyor. Üç, belki bunu tartışmamız gerekiyor. Böyle bir şey doğru da değil diyor. Yani Cumhuriyet Halk Partili bir adayı İyi Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarması mümkün değil demiş. Zaten Meral Hanım başından beri bu belediye başkanları için genel başkanlarının göstermesi koşuluyla sıcak bakacağını söylüyor demiş. Soru işareti. Ekrem Bey de böyle bir şeye sıcak bakmaz. Böyle bir durumda İyi Parti kendi adayını çıkarır diyor. Bu şimdi, ne anlama geliyor? Şimdi ben bu paragrafı okuduğum zaman
Aklıma şu geldi, acaba İyi Parti ya da Meral Akşener Ekrem İmamoğlu'na gel İyi Parti şemsiyesi altında seçime gir dedi ve Ekrem İmamoğlu buna cesaret edemedi mi acaba? Ülke gezisinde, şimdi bakın Sayın Kılıçdaroğlu'nun Eylül 2022 tarihinde İzmir'den verdiği mesajda ya yanımda olun ya karşımda olun diye sert bir mesajı vardı. 11 belediye başkanı yanınızdayız dedi ki dün de aynı şekilde ifade etmişler. Ancak burada İyi Parti, yani bu Sayın Kılıçdaroğlu bu ifadeleri kullanıyor, kendi belediye başkanlarını belki frenliyor. Sayın Mansur Yavaş'ın dünkü açıklaması, efendim işte buranın temelini biz atıyoruz, İnşallah Cumhurbaşkanı olarak da Sayın Kılıçdaroğlu olarak da siz buranın açılışını yaparsınız ifadelerini kullandı. Bir de Mustafa Bey, dün 11 evet. belediye başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu evet, ziyaret evet. ettiğinde bildiri yayınlayalım sizi desteklemek açısından diyor, Kemal Kılıçdaroğlu kabul etti. Şimdi CHP'den edindiğimiz kulis bilgilerine göre CHP, yani bu bildiriyi yayınlamayın, bizim altılı masaya karşı efendim sanki biz bir hamle yapıyormuşuz gibi algılanmasın diye bu bildiri diye geri çekmişler. Ama sadece fotoğraf bile yayınlamamışlar. Ama netice itibariyle o da yaratıyor tabii, yani. Algıyor da. Netice itibariyle siz bir toplanıyorsunuz, böyle bir görüşme yapıyorsunuz, bu kamuoyuna yansıyor, medyaya yansıyor. Bildiri yayınlayıp yayınlamamak artık bir şey ifade etmiyor demektir Banu Hanım. Burada bakın İyi Parti içerisinde hakikaten bu adaylık noktasında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına bir karşı duruş var. Fakat Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da CHP Genel Başkanlığı makamında oturup da aday olamaması durumda genel başkanlık makamından da olacağı endişesiyle ne yapıyor? Kendi içerisinde belediye başkanlarını dizginlemeye çalışıyor, zapt etmeye çalışıyor. Fakat Ekrem İmamoğlu'nun henüz daha denklemden düştüğünü söylemek için çok erken olduğunu düşünüyorum. Neden? Kısaca lütfen. Sayın Ekrem İmamoğlu 15 noktayı ve şehri içine alan bir geziye çıktı. Biliyorsunuz belediye başkanı olduğu dönemde de Diyarbakır'dan başlayan bir geziye çıkmıştı. Şimdi Karadeniz'den başlayan bir geziye çıktı. Burada daha önce İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'in belediye başkanları masaya gelirse bunlara hayır demeyiz, yani Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için söylediği bu ifadeleri de bu düşüncenin içerisine katmak lazım. Bugünkü istifa gerçekten göstere göstere gelen bir istifa. Ama nedir? Bu da bir restleşme olarak da algılayabiliriz. Bakın neden restleşme? Ben tabanımı tutamıyorum. Genel başkan yardımcılarım istemiyor. Sayın Metin Ergün'ün de buna benzer açıklamaları var. Genel başkan yardımcısı. Sayın Erozan'ın açıklamaları var. Biz Amerika'ya hamburger yemeye gelmemiştik, gelmedik diye ifadeleri var. CHP'yi hedef alan, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun gezilerini ve adaylığını hedef alan açıklamalar var. Dolayısıyla Meral Akşener, yani 13. toplantı öncesinde şunu yapmış olabilir. Yani masaya güçlü oturmak için benim teşkilatım Sayın Kılıçdaroğlu'nu istemiyor. Denklemin içerisinden henüz düşmemiş olan belediye başkanlarından bir tanesi Ekrem İmamoğlu'nu diye bir öneri getirebilir. Soralım diğer konuklarımıza. Bir şey daha ilave etmeme müsaade edin Banu Hanım. Yani burada top yuvarlanıp Sayın Akşener'in kucağında da kalma ihtimali var. Onu da söylemiş evet, olayım. Evet, bu ihtimal size sıcak geliyor mu, yakın geliyor mu? Yani Paçacı'nın açıklamalarından, vermiş olduğu röportajdan sizce Meral Akşener'in haberinin olmamış olması mümkün mü? Yani mümkün olabilir tabii. Yani son defa, son kavşakta İyi Parti içerisindeki Kılıçdaroğlu'na rezerv koyan kanadın, ki bu kanat aslında büyük kanadı teşkil ediyor. Hatta yani Cihan Paçacı'nın ifadelerinde aslında Kemal Kılıçdaroğlu neden aday olamaz denildiğinde bundan önceki gerekçeler aynıyla sıralanmış. Yani mezhep farklılıklarına vurgu yapmış mesela. Mesela bugüne kadar AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bunu son derece siyasi açıdan gayri ahlaki olarak kabul ettiği bu şeyi, bu anlayışı, bu mezhepçi tutumu İyi Parti'nin içerisindeki bu siyasiler sürdürmeye devam ediyorlar. O açıdan Paçacı'nın aslında söyledikleri İyi Parti'nin genellikle, yani kitlesinin büyük çoğunluğunu temsil ettiğini düşünüyorum ben de. Taban zaten böyle düşünüyor. Sokağın sesi. Son dakikaya kadar direndiklerini gösteriyorlardı ama bence burada sorun şu. Kemal Kılıçdaroğlu, bunun birkaç gün öncesinde biz bunun bir netice şeyini gördük. Cumhuriyet Halk Partisi 4 tane küçük siyasi partinin milletvekilleri listesinin hangi partiden olacağı konusu tartışılıyordu. Ve birkaç gün önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu 4 partiye 25 tane milletvekili vereceği
yani kendi CHP listelerinden bunlara yer ayıracağı, İyi Parti'nin ise ayırmayacağı şeklinde bir kanaate varıldı, konuşuldu. Muhtemelen de böyle olacak. Yani şimdi grup kurmak isteyen çok iddialı küçük partilerimiz var. Acaba onlar bu durumda ne yapacaklar? Yani tabii 25 asıl kriz paylaşıyor? Orada başlayacak zaten. Asıl sıkıntı o. Ama toplamda vermek istedikleri şey bu. İyi Parti ise geçtiğimiz seçimlerde %7 oy almış bir siyasi partiden bahsediyoruz. Yani sonuç itibariyle şunu söylüyor. Meral Akşener benim anlayabildiğim kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul edebiliriz. Fakat bunun karşılığında biz kendi listelerimizden hiç kimseye hiçbir şekilde bir şey vermeyeceğiz. Bundan önceki seçimlerde Demokrat Parti Genel Başkanı'na bir tane sandalye vermiştik. Bundan başka hiçbir şey vermeyi düşünmüyoruz. Anladığımız kadarıyla onu da vermek istemiyorlar. Yani milletvekili listesini açmama karşılığında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleme kararı almış olabilir Meral Akşener. Çünkü %7 oy almış bir siyasi partinin genel başkanı başından itibaren son 2 yıldır sürekli şunu söylüyor. Ben başbakan olacağım. Aslında bunun ne anlama geldiğini sürekli biz kamuoyunda şöyle konuşuldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden çıkacak, referandum yapılacak ve sonrasına ertelenmiş bir şey olarak kabul ediyorduk. Halbuki öyle olmadığını şu anda çok net görüyoruz. Anayasayı ihlal ederek Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına icracı bir makam ihdas etmeye gayret ediyorlar ve böylece Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa ona sembolik bir cumhurbaşkanlığı yaptırarak tek hatta cumhurbaşkanı yardımcısı olarak da Meral Akşener olması halinde. Bu da aslında bir kriz başlığı. Çünkü cumhurbaşkanı yardımcısı olmanın hayaliyle bu süreci yürüten pek çok isim olduğunda daha önceki açıklamalar. Onlar da burada diskalifiye edilecekler. O açıdan muhtemelen kendilerine diyecekler ki genel başkanları, diğer genel başkanları, efendim siz milletvekili olun. Parlamentoda yerinizi alın ama Cumhurbaşkanı yardımcılığı falan istemeyin. Şimdi Meral Akşener'in planı muhtemelen şu. Biz %7 almış bir siyasi parti olarak Türkiye'nin kaderini tek başımıza belirleyeceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu'na sembolik bir cumhurbaşkanlığı hediye ederek Türkiye'yi yönetme, icra yani Türkiye'de hükümet etme şeyini Meral Akşener kendi üstüne almış olacak. Ve böylece Türkiye %7'lik bir azınlık hükümetine mahkum olmuş olacak. Seçimleri kaybetmeleri halinde de Meral Akşener hiçbir şey kaybetmemiş olacak. Çünkü İyi Parti listelerini kimseye açmadığı için milletvekilleri çoğunluğunu yani şu andaki mevcudiyetini muhafaza edecek. Fakat Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi halindeki öyle görünüyor. CHP en az 25 milletvekilini diğer partilere verdiği için meclisteki varlığın şu andaki mevcut varlığını kaybetmiş olacak. Cumhurbaşkanı seçimliğini kaybettikleri için zaten hükümet olma şeyinde kaybetmiş olacaklar ve böylece Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi diğer dört parti başkanına da hediye etmek istedikleri tüm makamlarda ellerinden gidecek. Böylece hem cumhurbaşkanlığını kaybedecekler hem milletvekili parlamentodaki varlıklarını da yitirmiş olacaklar. Meral Akşener bu arada bu noktada ciddi bir duruş sergiliyor. Fakat bunu kendi partisine rağmen yapıyor. Yani kendi partisi diyor ki siz böyle bir kumar oynuyorsunuz. Parlamentodaki varlığınızı yok etmemek maksadıyla bu işin arkasında duruyorsunuz. Fakat eğer bu kumarı oynamazsanız, eğer bizim istediğimiz bir adayı aday gösterirseniz, yani bizim benimsediğimiz bir adayı gösterirseniz bu seçimi kazanma ihtimalimiz var diyorlar. Halbuki Meral Akşener bu kararıyla Cumhurbaşkanımız karşısında seçimleri kaybedeceğini şu andan itibaren anlamış durumda. Şu anda oynadığı tek şey parlamentodaki varlığını muhafaza edebilmek. O açıdan buna direnen, kendisinin ortaya koymuş olduğu bu projeksiyona direnebilecek kim varsa tasfiye etme eğiliminde Paçacı da bunun son kurbanı oldu.